insanlar burada? Sen bana soruyorsun. Hı hı. Benim ne işim var burada? Hı. Hı hı. Aynen. Evet, doğru. Hakikaten benim ne işim var ki burada, doğru. Tarihi Galata Köprüsü. Gecenin bir yarısı. Bir sürü allı mollu araba. Bir sürü zibidi. Değil mi? Araba yarışları falan. Kızlar, cazlar, sazlar. Aman ne olacak ki, değil mi? Ben burada ne işim var ki? Evet, doğru, haklısın. Sile! Sile! Ben arkadaşlarımın yanında bekliyorum o zaman. Bu konuyu bir ara görüşeceğiz. Sofya Hanım. Nereye geldik ula biz? Kendilerine zulay ev yapmışlar. Bizim damadı burada saklıyorlar. Ya hadi hemen dolalım o zaman. Az bekle. Öyle dan diye dalmak bir olmaz. Aste aste yaklaşacağız eve. İçeride bizi ne bekliyor bilmiyoruz. ...55-51'den merkeze. Büyük mafya toplantısının yapılacağı adresi tespit ettik. Adresi bildiriyorum. Gençler. Ne oluyor burada? Yarış yapıyoruz. Yarış yapıyoruz. Çok güzel. Güzel. Arabayı gördün mü Engin? Vay 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 vay.
Güzel. En hızlı arabalarınız bunlar mı? Evet. Peki. O zaman yarışa var mısınız? Elmiyamon Belgin mi görelim? Belgin kim? Belgin kim? Merak etmeyin. Birazdan tanışacaksınız. Öpeceksiniz muhterem ellerinden Belgin ablanızı. Ne var? Çok mu komik? Hı? Niye gülüyorsun lan dombili? Oğlum var mısınız yok musunuz? Varız. Varız. Biz de varız. Hadi bakalım. Yürü Engin. Hadi. Hadi. Senin mi? Sayılır. Hiçbir şeye dokunma lütfen. Parmak izin kalmasın. Bu eve bu gece son kez geliyoruz. Her yeri temizledik. Hiçbir iz bırakmadık. Artık çete olmadığına göre böyle bir sığınağa da ihtiyacımız kalmadı. Kafam karıştı. Niye? Sen bu çeteyi sadece kötülerin canını yakmak için kurduğunu söylemiştin. Aynı Robin Hood gibi. Robin Hood mu? Güzel benzetme. Yalnız benim bildiğim Robin Hood kötülerden alıp iyilere verirdi. Yani çaldığı paralarla kendine burası gibi minik saraylar yaptırmıyordu. Adamlarıyla ormanda
kendi halinde yaşamaya devam ediyordu. Gördünüz mü Belgin'i? Demek ki neymiş? Akıl yaşta değil, baştaymış. Yok, bu durumda tam tersi oluyor. Başta değil, yaştaymış. Bakın, Belgin ablanız tam 49 yaşında. Ama ne oldu? Dozunu yutturdu size. Şimdi, gelelim bu durumdan çıkartılması gereken derse. Neymiş? Babalarımızın paralarıyla aldığı arabalarla yarışacağız diye vatandaşın canını, malını tehlikeye atmayacakmışız. Değil mi? Biz bugüne kadar o kadar çok insana yardım ettik ki. Okullar yaptırdık. Hasta insanları tedavi ettirdik. Çarptığımız paranın büyük bir kısmını hep bir yerlere bağışladık. Ama ben de, bizim tilki de, Ferruh da, Boncuk da, Mülayim de, hepimiz yoksulluk içinde büyüdük. Hayat hiç kafamızı kaldırmamıza izin vermedi. Her fırsatta bize çelmesini taktı. Biz bu evi de, garajdaki son model arabaları da, asıl büyük intikamımızı hayatın kendinden almak için aldık. Ama asla kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi unutmadık. Yoksa hiçbir zaman aynı bu gece yaptığımız gibi bütün bu malı mülkü bırakıp gitmezdik. Madem o kadar meraklısınız, trafiğe kapalı alanlarda, pistlerde yarışacaksınız. Neymiş? Pistlerde yarışacakmışız. Aferin. Demek ki neymiş? Bir daha sizi buralarda yarışırken neyin görürsem, önce beyninizi kırarım, sonra arabalarınızla birlikte sizi denizin dibine gönderirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Komiserim değil ulan, başkomiserim. Neymiş? Anlaşıldı başkomiserim. He. Hadi bakalım. Şimdi binin arabalarınızı evlerinize. Ama haklısın. Yine de bu hayat bana hiçbir zaman yakışmadı. Başkasından çaldığımız paralarla burada böyle lüks içinde yaşamamız çok doğru değildi. Hatırlıyor musun? Tam seninle tanıştığım gün, hani sağa sola bakmadan karşıya geçerken arabanın önüne atladığın gün var ya. Ben sağa sola bakıyordum. Sen önüne bakmıyordun. Tamam öyle olsun. İşte o günün sabahı aklımda bir tövbeyle uyanmıştım ben. Epeydir yürüdüğüm, yönümü kaybettiğim bu karanlık yoldan çıkmak istiyordum artık. Ve melekler bana seni gönderdi. Tekrar aydınlık yola çıkmamda bana kılavuzluk edesin diye. Ve öyle de oldu. Bizi yakalamak için bugüne kadar her türlü numarayı çeviren polislere yakalanmadan çeteyi dağıtmayı başardık. En çok buna seviniyorum işte. Merkezden ilgili ekiplere büyük mafya toplantısının yapılacağı adres tespit edildi. Tekrar ediyorum, adres tespit edildi. Başkomiserim, adresi büyük mafya toplantısının yapılacağı adresi tespit etmişler. Büyük mafya toplantısı ne ulan? Bilmiyorum başkomiserim, bir dolap dönüyor herhalde. Ha bak, eğer bir dolap dönüyorsa
Bu memleketin en büyük dolap teknisyeni olarak benim orada olmam gerekiyor. Yürü. Önce beni merkeze bırak. Sonra Belgin'le birlikte Sofya'yı eve bırakırsın koçum. Baş üstüne. Ediyorsun yalnız valla. İşte. Dans bende doğuştan bir yetenek. Ya nasıl anlatayım? Büyük büyük dedem Kübalı olduğu için içimde hiç durmak nedir bilmeyen bir Latin ritmi vardır benim. Yaşama sevinci işte. Life is life. Ben bugün çok eğlendim valla. Sağ ol. Ne demek? Asıl sen sağ ol. Sen olmasan ben kiminle gelecektim buralara? İçinde de dendiği gibi I don't know. Sen mükemmel bir erkeksin. Yani sizin boğaz içinde de dendiği gibi you are a wonderful man. Hadi canım. Saçmalama. Yok, çok ciddiyim ben. Yani kültürlüsün, bilgilisin. Sinemadan, müzikten, sanattan anlıyorsun. Çok eğlencelisin. Çok komiksin. Sonra çok güzel dans ediyorsun. Normal bir erkek olsan sana aşık olurdum biliyor musun? Vallahi mi? Hadi dansa devam. Thank you.
Bu gece neyin var senin? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Yok yok. Var bir şey. Sanki bana bir şey söylemek istiyormuşsun. Ama bir türlü söyleyemiyormuş gibisin. Seni seviyorum Ali. Seni gerçekten seviyorum. Tek söylemek istediğim şey bu. Ben de seni seviyorum. Hem de bu hayatın kendisinden daha çok seviyorum. Biz bir gün ayrılsak bile seni hayatımın sonuna kadar seveceğimi bilmeni istiyorum Ali. Uzakta da olsam, yakında da, nerede olursam olayım, kalbim seni sevmeye devam edecek. Böyle konuşma. Biz hiç ayrılmayacağız sevgilim. Ölüm bile bizi ayıramayacak. Evin içinde olmalı. Onları çaktırmadan eve dalıp alalım şunu. Yürü. Ali ne oldu?
kadar kontrollü evin etrafından hadi. Esma benimle. Herhalde ormana kaçtılar, yürüyün. Esma siz bu tarafta. Beni takip edin. Bu taraftan.
Ali. Ali ne yapıyorsun? Hadi gel. Çabuk gir içeri.